Zireyi başlatıyorum. 3, 2, 1. Hadi abla ne yapıyoruz? Başlayalım. İlk önce inciğimizi yapacağız. Tamam. En önemlisi o. Düdüklümüzü alıyoruz. Mor düdüklümüzü. Aynen mor düdüklü. Hadi bakalım ne girecek o güzelim mor düdüklünün içine? Hmm, düdüklüğüme nohut açtığımı söyleyeceğim. Kuzincik yapıyoruz dedin, nohut koydun. Sağ gösterin sol. Bak böyle tarif verirsen yandık. Bir de milletin tariflerini sıfırladık. Hayır, onları da unuttular. Sonradan aklıma geldi. Nohutun hemen pişmesi lazım. Keşke yediydiniz onları. Niye sildiniz ki? Bunu ocağa koyduk, unuttuk. Yani pişmesi, bunu da pişince aklınıza gelecek. İnciğimi alacağım. Dolapta mıydı? Evet, dolapta. Tamam, versin hemen beyefendi. Onda lebeniyeli köfteleri mi yoğuracaksın? Bunda, yani normalde bütün işlerimi bununla yapıyorum çünkü benim elim ayağım burada. Elin ayağın. Yani olmazsa olmazlarımdan. Şimdi ama bugün bu masada yapalım ki seyircimiz izlesin. Tamam. Oh. Abla eti yıkıyor musun? Et yıkanmaz ama bunu şu an yıkamam lazım. Hadi bakalım. Çünkü bazı şeyler gördüm üstünde. Bence bir sudan geçir. Bir sudan geçirmem lazım. O kasabın ben ellerine güvenmiyorum. Güzelce yıkayalım. Bir de dura dura biraz böyle matlaşıyor ya, görüntüsü hoşuma gidiyor. Canlandıralım bunu. Kendine gelsin. Evet, ne yapıyoruz şimdi kuzu inciklere? Limonundan oluyoruz. Meşhur leğenimizi alıyoruz. Limon hakikaten de enteresanmış ama bize bu püf noktalarınızı anlatmanız lazım. Limon daha güzel lezzet verir ve o kuzu etinin yoğun kokusunu alır. Çok enteresan. Kuzu inciğin üstüne limon sıkıyoruz. Aman tanrım. O ne, tuz atıyoruz? Aynen, birazcık tuz atacağız. Sanki fermente ediyoruz kuzuları. Bak o seyirci şu an ekrana kilitlendi, seni izliyor. Ona göre anlat teker teker. Karabiber. Bak bu ilk defa oluyor. İnciği yapmak için koldan değil buttan yapmak lazım. İlk önemli olan şey bu. Döküyoruz. Sanki et marineliyoruz gibi. Ama lezzetini veren bunlar zaten. Çok hafif. Pişirmeden önce eti marine etmek şarttır. Bunu güzelce yoğuracağız şöyle. Oh mis mis. Pişirirken içine su koyacak mıyız abla? Su koymuyoruz. Kendi yağıyla ve kendi suyuyla pişiriyoruz. Peki bu şimdi böyle kemikten düdüklüye vurmayacaksın yani sen bunu fırına vereceksin. Düdüklüye vurulmaz. Ve böyle tabağa vurduğumuzda kemikten ayrılacak. Düdüklüye vurduğunda haşlama olur. Bu kuzu fırında kuzu oluyor. Peki 2 saatlik süremiz de var, bunun da farkındasın. Bunun altına yağlı kağıt koymam lazım. Nerede yağlı kağıt? Var mı burada? Evet, şuraya koymuştum. Bir şey ver, biz de doğrayalım. Üstüne mi koyacaksın direkt? Hı? Biberleri nasıl doğrayalım abla? Jülyen, yani iri jülyen ama. Tamam, onu dört, yani bir daha böl, tamam bitti. Aa, böyle verevine doğramıyor muydunuz siz biberleri? Ben bu şekilde yapıyorum, aynı kadrini yaptığı gibi. Şimdi bunun üstüne bunları diziyoruz. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Semra ablam yarışmanın yıldızı yıldızı. Hadi inşallah yarışmanın yıldızı olabilir Kadir. Tamam. Hadi bakalım. Senin niye Semra ablamdan hiç öyle ümidin yok? Onu da nereden çıkardın? Ben sadece her zamanki gibi sorguluyorum Kadir. Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Fan tamam. Bölümü değil. Rezidanslı. Evet. Fan. 3, 2, 1 dediğimizde açacak. Hazırlama ya. Süresi biraz olmadı. Senin yüzünden her işe karıştı, kadın aklı gitti. Fansız bir şekilde pişiyor. İnciklerin ağır harp pişmesi gerekiyor sevgili seyircilerim. Kuzu incik aslında çok sevdiğim bir yemekti. Bakalım o kuzuyu nasıl haşlayabilecek? Bize böyle getirdiğinde ince ince mi getirebilecek? Yoksa yakacak mı? Göreceğiz. Kuzunun kokusu ağırdır. Umarım onu bastırabilir Semra Hanım. Defne yaprağı ya da çeşitli baharatlarla bastırıp getirebilir masaya. Aksi takdirde kuzunun kokusu her yere alacaktır. Kuzu incik bana göre basit bir menü, yemek. Şöyle söyleyeyim onu da. Normalde kuzu incikleri hemen düdüklü tencereye yıkadıktan sonra atıp içerisinin soğanlığını falan koyduktan sonra düdüklü tencerede kendi halinde pişebilecek bir menü. Kuzu incik yani çok zor bir şey, bir yemek değil. Fakat bunu çok iyi pişirmesi lazım. Bu 2 saat süre içinde onu tuttuğumuzda kemiğinden böyle lime lime dağılacak mı? Baharatı güzel olacak mı? Ona çok dikkat edeceğim. Sosuna, lezzetine ve kemiğinden ayrılmasına. Bunları evet. Da gavurdağ salatası için hazırlayacağım. Hemen fırına atmam lazım bunları. Hiç böyle gavurdağ görmedim ben. Orijinalinde. Bu hangi gavurdağ? Her şeyin bir orijinali var. Ama hızlı olmamız lazım. Bak süremiz akıp gidiyor. Daha o kadar çok işimiz var ki. Daha ıspanaklar var. Vay vay vay. Bunlar pişene kadar masayı hazırlayın. Masaya geçelim mi şimdi? Aynen. Hadi fırınlayın. Geç 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 geç. Evet. Haydi abla kuralım soframızı. Oo, ne güzel kokuyor mis.
Çok emek vermişsin belli. Yeni mi yıkadın abla bunları? Aa Kadir'cim olur mu öyle şey? Ben onları 2-3 ay önce yıkamıştım ve yeni çıkardım. He, benim yumuşatçıdan o zaman bu. Aylarca kalıyor kokusu. Yazlıkları, kışlıkları kaldırırken bununla yıkıyorum. Bazanın altından çıkarttığımda hala mis gibi kokuyorlar. Ve ben her yıkamada kullanırım. E o zaman getir bakayım benim yumuşatıcının aynısı bu. Mis gibi çiçek kokusu getireyim. Aldım valla. Getir getir. Benim kullandığım bu Kadir Bey. Aa evet valla benimki. Ver bakayım bir koklayayım. Bir bak. Oh cidden mis gibi kokuyor. Bu kalıcı kokusu da beni benden alıyor. Hayırdır Kadir, neler oluyor orada? Abla kaşıkları diziyor mu? Ben asıl diziyor. Şu anda doğru mu değil mi bilmiyor. Hemen söyleyeyim doğru değil. Güzel canım. Abla şöyle yap, otur masaya. Tatbikat yap, otur masaya. Yemek yiyecekken bak bakalım doğru mu değil mi? Ve eti yer misin? Eti ye. Ama önce çorbayla başlayacağım için. Kız çorbayı içtik. Ha. Ete geç. Evet, şimdi abla. Ha, tamam, çorbayı iç şimdi. Tamam, salataya batır çatalını. Tamam, doğru mu şu anda? Evet, şu anda. O zaman bütün masayı aynı yap, hadi. Tamamdır. Evet arkadaşlar, masa kurmanın kısa yolu Kadir Ezildi'den. Öyle sağ mı sol mu bilmiyorum diyorsanız oturun sandalyeye. Hangi elinizde bıçak tutuyorsunuz, hangi elinizde çatal tutuyorsunuz ona göre yerleştirin. Bu kadar basit. Abla ben peçeteleri böyle bırakayım, sen nereye istiyorsan oraya diz. Tamam. Bizim düdüklümüz var nohut, Çin nohut, düdüklüde nohutumuz var. Fırında inciğimiz var, daha hiçbir şeyimiz yok. Süre olarak ne kadar geçti bilmiyorum. 12 dakika. 12 dakika geçti. Güzel bir süre. Bence harika. Evet harika, sofrayı da çıkarttık ortadan. Ortaya bir şey koyacak mıyız abla? Ortaya fazla bir şey koymayı düşünmüyorum. Bakın şu tabağın çatalı eksik. Neyin çatalı eksik? Hepsinin çatalı var. Ha şurası, pardon. O zaman şöyle ver onu. Tamam, şu şunun. Hı-hı. Bu bunun. Tamam. O da onun. Bu da böyle. Yalnız masada ne peçetelik, ne ekmekli de tuzluklar var. Aa eksik var. Hemen getiriyorum. Mandayuma yapmış süt dalına. Aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördün. Amanını yandım. Amanını 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 yandım. Semra abla haydi süre geçiyor. Bunları ne tarafa koymuş ablam? Koymamış daha bunları. Çatal eksik abla sen. Evet evet bakın oranın çatalı yok. Aa, ya doğru. Niye oranın diye gösteriyorsun? Abla, gözden bu, kaçıyor. Bu bıçak takımının böyle değil mi bu bıçak? Aynen. Tamam ha söylerlerse söyle. Peçeteleri koy. Yemek bıçağı için küçük biraz o yüzden. Masamız hazır. Hadi o zaman marş marş mutfağa. Tamam hadi geç. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Haydi gazafer. Bakıyorum da Yüce Türk ordusunun bir neferi gibi döndünüz mutfağa Semra Hanım. Allah'ım asil bir giriş yaptı içeriye. Aynen öyle. Şu anda şeyi koymam lazım bademi. Pişmesi gerekiyor. Yine kabuklarım var gözlemci. Aynen badem kabuklarım. Badem bu. Ne için bademler abla? Safranlı pilav için. Safranlı pilav için tamam. Şu an benim çok karışık. Ispanaklar ne zaman kavrulacak? Ispanaklar en son. En son ıspanağımız bekliyor bunu. Bunları bir suya mıya yatıracak mıyız? Tabii ki. Ama ondan önce bak, daha önemli işlerim var. Bir şey yaptırmak istersen muhakkak söyle. Ben de buradayım Kadir. Önünden tahta neyse, bile verdim. Neyse aşağı domatesleri de söyleyebilirsin. Biri size gelip benim hiç sevmediğim işleri kulağınıza mı fısıldıyor acaba? Bence öyle geliyor bugün bana. Seni fazla yormayacağım. Çok seni fazla yormayacağım. Önce domatesimin kabuklarını soy, sonra soğanlarımı doğrayacak. Domatesleri niye doğruyorum abla? Domatesler kavurdağ salatası için. Kız anam daha ortada yemek yok, salata doyuyorum. Hepsi bir arada çıkacak. Peki bunlar 2 saatin sonunda neye dönecekler? Muhteşem bir lezzete dönecekler. O Yüzüklerin Efendisi'nin kafasına 3 tane saçılan efendimiz... 3 bardağı Zener Efe dönecekler. Safranlı pilav için malzemelerimiz... 1 su bardağı basmati pirinç, 1 yemek kaşığı safran, 1 adet soğan, 100 gram badem... 1 çay kaşığı sıvı yağ, karabiber, tuz, özel baharat ve göz kararı su. Peki safranlı pilavı nasıl yapıyorsunuz Semra Hanım? İlk önce suyun kaynamasını bekliyorum. Niye? Pirinç daha güzel açılsın diye. Bu pilavın tekniği farklı oluyor. Orijinali böyle yapılıyor. Önce pirinç haşlanır, ondan sonra sosu hazırlanır, tekrardan demleme işlemine girilir. Ama ben basmati pirinç sevmiyorum. Bunu seveceksin. Bana böyle bir tuhaf bir kokusu geliyor. Bunda öyle bir koku olmayacak, emin ol. Hele ki bazı İran pilavları var ya, böyle suda haşlayıp üstüne yağ döküyorlar. Geçen abla yapmıştı. Benimleyen. Bir de orada kıymam var benim. Kıymalarım. Lebeniye çorbasını kıymasını. Ah Kadir, ah rezil rüsva ettin domatesi. Hepsi güzel çıktı, o kendisi soyulmadı. Ben ne yapayım burun? Bakar mısınız şuna Semra Hanım? Bence güzel. Şuna bak, şuna bak. Bahçe domatesi boğum boğum. Semra Hanım'ın Hatay usulü içli köftesinin dışında da kıyma var.
aman tarifleri dikkatli dinleyin. Bu tarifleri kendi mutfağınızda yaparsanız eşiniz size bir daha aşık olacak. Şimdi bulgurumu ıslatmam lazım. Hayatım, işi köftem inanılmaz güzel oldu. Bulgur neden öyle ki iki renkli? Esmer bulgur ve beyaz bulgur karışık. Neden? Daha lezzetli oluyor. Püf noktalarını sakın kaçırmayın hanımlar beyler. Rahmetli Rıfık abi olsaydı hepsini not ederdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.